Neden? İşte nazani. Ne dedi? Nazinane. Bak çok nazdar diyor insan. Nazdar. Ya Allah insanı çok nazdar olduğu için ne yapmış? Kimyon yaratmış. Sonra karabiberini yaratmış. Kırmızı biberini yaratmış. Allah Allah. Salatanın içine söyleyin. He? İsot. İsotu var. Limon. Neyi var ya? Her şeyi var ya. Salata nelerden yapılıyor be abi? Ne her şeyini koyuyorsun ya? Adam sofraya şeysiz oturmuyor ya, değil mi? Salatasız oturmuyor veya efendim tatlısız oturmuyor. Çeşit çeşit. Yalnızca diyor Bedü şeyde bir arkadaş anlattı. Türk mutfağında 10 bin çeşit lezzet varmış ya. Türk mutfağında 10 bin çeşit lezzet. Bu neyi gösteriyor? İşte nazinane beslenmek. Allah Allah. 10 bin çeşit nereye hitap ediyor biliyor musun? Getir, getir. Peki düşün. 10 bin çeşit bir ineğe var mı böyle bir şey? Yok abi. Peki neyiz biz? Demek ki çok nazdar. Ya işte bak. Nazdar besleniyoruz. Ya nazdar. Nazinane ve en mükemmeli. Ya, kainatın da en mükemmel varlığı biz. Ya insan olma büyük bir şeref ya. Yani var ya insan demek halife-i arz. Değil mi? Ya ne demek? İnsan, Allah'ın en sevdiği mahluk nedir? İnsan. Bir ben Ahmet Katın abiden dinlemiştim abi. Herhalde o bir hadis bilmiyorum. Cebrail aleyhisselam binlerce sene secdede kalıyor. Secde yapıyor böyle. Cenab-ı Hak o büyük kanatlarıyla böyle secde ediyor. Cenab-ı Hak diyor ki ben diyor bir varlık yaratacağım. Onun kıldığı 2 rekat namaz senin kıl yattığın secdeden benim demiş benim nazarımda sen onunki senden daha kıymetlidir. Neden? Çünkü sende nefis yok. Cebrail aleyhisselamda nefis var mı abi? Yok. Peki bizde var mı nefis? Var. Sabah namazında efendim o tatlı uykudan kalkıp da abdest alıp namaz kılmak her baba yiğidin işi değil. Bir de adam camiye gidiyorsa düşün abi. Ya 5 vakit camiye giden insanlar var. Ya onun için günahlara karşı sabretmek her baba yiğidin işi değildir. Adam bakıyorsun memur, üstad diyor ki memurlar diyor okudum. Ey memurlar dikkatli olunuz. Rüşvet, yolsuzluğa karışmayınız. Helalinden kazanınız diyor. Peygamberimiz de sözü var. Adam bakıyorsun polis memur. Kimse görmüyor ya. Götür malı. At cebine. At cebine. Ne oldu bak? Veya hangi meslekte olursa olsun bakkal, market, çakkal, tartıda, değil mi? Miyiz tartıda. Az koy. Biraz daha az koy. Veya vergi kaçırıyor. Onu yapıyor, bunu yap. Bu ne demektir? İşte bu ne demektir? İşte insan ya, insandaki bu eksik ve kusur mahiyetten dolayı insan bu konuda sınıfta kalıyor. Ama eğer iman ve marifetullah Cenab-ı Hakk'ı tanırsa o zaman ne yapacak? Bunları yapmaz. Yapmamaya çalışır. Niye? Eğer ben bunu yaparsam Allah bunun bana hesabını sorar. Ya Rab, değil mi? Yarın mahkeme-i kübrada diyor, mahşerde, mizanda diyor, hesaba çekeceğim. Sizi hesaba çekeceğim. Kur'an'da ayette sabit be abi. Hesaba çekeceğim. Hesapta sizin hesabınızı göreceğim diyor. Sen o kadar namaz kıl, ibadet yap, başkasının şeyini götür. Allah muhafaza. Onun için Peygamberimiz ne diyor? Müflis odur ki diyor, mahşere çıkar ibadetlerle efendim, taatlı ibadetlerle ama ona küfretmiş, ona hakaret etmiş, onun kalbini kırmış, onu gıybet etmiş, onun hakkını vermemiş. Ondan sonra alacakları geliyor, geliyor, geliyor. Hiçbir şey kalmadı. Doğru cehenneme gitti. Allah muhafaza etsin. Cenab-ı Hak bizi kul hakkından da muhafaza etsin. Amin. Evet, konuyu değiştirmeyelim. Demek ki en mükemmeli ve zihayattar ve bahtiyarı en mesudu Halik alemi muhatabı ve dostu olabilir. Hatta bütün kemalat-ı insaniye
ve beşerin bütün ulvi maksatları tevhid ile bağlıdır. Demek ki mesut ve bahtiyar mı olmak istiyorsun diyor. Allah'la aranı iyi tut. Cenab-ı Hakk'a tövbe istiğfar et. Allah'la aranı iyi tutmak istiyorsan, dünyada da mesut, ahirette de mesut olmak istiyorsan, ne diyor? Hayatın saadetini ve lezzetini isterseniz, hayatınızı imanla hayatlandırınız. Bak abi. Günahlarla diyor hayatınızı muhafaza ediniz. Feraizi işlemek de diyor, süsleyiniz. Formül bu. Hayatın saadetini ve lezzeti istiyorsanız, hayatınızı imanla hayatlandırınız. Cenab-ı Hak bizi imanla hayatlandırmayı nasip etsin abi. Ya bak neydi? Ve bütün kemalat-ı insaniye ve beşerin bütün ulvi maksatları tevhid ile, Allah'a bağlanmak ile bağlıdır. Ve sırrı vahdetle vücut bulur. Yoksa eğer vahdet olmazsa, eğer Allah'a bağlılıkla, ona iman ve intisapla bağlanmazsan, insan mahlukatın en bedbahtı ve mevcudatın en süflisi, en aşağı dereceye düşüyorsun abi. Allah'la aran iyi olmazsa en aşağı dereceye düşüyorsun. Ve hayatın çaresi ve zişurun en hüzünlüsü ve azaplısı ve gamlısı olur. Çünkü insan nihayetsiz bir aczi, nihayetsiz düşmanları. Bak insanın nihayetsiz bir aczi var abi. İnsan mutlak acizdir. Bak diğer mahlukat bizim kadar aciz değil. Ya bak şimdi. İnsanın efendim yorgana ihtiyacı var, değil mi? Yastığa ihtiyacı var. Cekete ihtiyacı var, değil mi? Bak şeye ihtiyacı var. Gömleğe ihtiyacı var. Çoraba ihtiyacı var. Uçağa ihtiyacı var. Mazota ihtiyacı var, değil mi? Demire ihtiyacı var. Tuğlaya ihtiyacı. Peki bir aslanın neye ihtiyacı var abi? Hastanın gömleğe ihtiyacı var mı? Cekete ihtiyacı var mı? Allah Allah. Kedinin, değil mi? Var mı böyle bir ihtiyaçları? Ya bu sene kömüre ihtiyacım var. Biraz kömür lazım kışın üşümemek için. Biz çoraba ihtiyacı var. Allah bak. Allah bizi çok aciz ve fakir yaratmış. Neden? Acizimizi, fakirliğimizi bilelim de oraya iltica edelim diye. Allah Allah. Onun için bak insan diyor bütün mahlukatın en acizi. Bak şimdi. En acizi. Allah Allah. Bak insan nihayetsiz aczi ve nihayetsiz düşmanları da var insan. Hem maddi hem manevi. Bak manevi düşmanlar kimler? En başta şeytan. Şeytan. Şeytan insanın en büyük düşmanı. Nefis ve şeytan. Öyle diyor.